Abla nereye böyle gizli gizli? Popstar'a katılmak için evden kaçıyorum. Hadi be. Nereye kirayı vereceğim? Abla. Saat biraz geç olmadı mı? Yarın sabah okula giderken veririz. Kerametin, teessüf ederim, sen ablanı hiç tanımamışsın. Ablan bugüne kadar bir tek gün bile kirayı geciktirmemiştir. Gir içeriye. Biz zaten içeride hiç konuşmuyoruz. Hep kapının önünde. Bütün apartman bizi dinliyor. Abla tamam, söyleyen de kapat zaten. Git ver, git, git ver. Tamam. Onlar nerede? Onlar kim? Neyse boşver. Korktunuz değil mi? Yok canım, korkmadım da böyle maskeli falan görünce. Metin Bey veya Ürperi Hanım yoklar mı? Yoklar. Ben onları bekliyorum. Deminden beri gelmediler. İsterseniz gelin, beraber bekleyelim. Yok yok yok, ben gelmeyeyim. Ben gelmeyeyim. Ben kirayı getirmiştim. Siz artık onlara verirsiniz. Veririm ama önce siz bana şu soruların cevaplarını verin lütfen. Bir, hepimiz zaten bu dünyada kiracı değil miyiz? İki, eğer öylesek aidatı nereye veriyoruz? Üç, fiş verirler mi? Bunları istiyorum. Ben kirayı vereyim. Ben Cem aldım. Kirayı da aldım. İyi geceler. İyi geceler. Ufaklığı öpün benim için. Tam şuradan. Ay bu evde bir tane normal yok. Biri maske sürmüş, öteki merdivenleri sayıyor. Ürperi hepsinden çatlak. Ay biz ne? Ne? Aa. Değil. Ama kırışık. Kırışık paradan nefret ederim. Hepsini söyledim. Artık bir sürü ve çok düz paralarım var. Bu paralarla ne yapabilirim? Bir sürü araba alabilirim. Oyuncak olmak şartıyla tabii. Daha sonra bir adet şnorkel alırım. Çikolata alırım. Hiç lazım değil ama pergel alırım. Kalem alırım. Erol! Fişini de al yavrum. Hep kendime olmaz. Rüyaya da bir şeyler almam gerekir. Ama önce şu soruların cevaplarını vermem gerekir. Bir, genç bir erkek evleneceği kıza ne alabilir? İki, tanga alsam uyar mı? Yani tanga rüyaya uyar mı? Üç, bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum Ruhi. Çelişki değildir. Tamam. Sorun yok. Evleniyorum. Alo? Şen Bacanaklar Film Yapım Şirketi mi? Benim küçük bir çekim işim vardı da. Yapıyorsunuz değil mi? Yarım saat falan sürer. Kısa film. Şöyle diyorum ki, ünlü bir yönetmen olsun. Kenan Çetin gibi falan mesela. Söylediğiniz ismi hiç duymadım. Siz iyi diyorsanız iyidir canım, tamam. Film çekimi kalabalık değildir değil mi? Yok yani, kalabalık olursa içeri almazlar diye korkuyorum da o yüzden. Tamam o zaman. Ben sizi yarın Rıdvan Kanat Lisesi'nde bekliyorum. İsmim Sevda Açıkgöz. Peki. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hayrola Sevda Hanım? Ne çekimiymiş bu? Ay ne çekim olacak canım? Film çekimi. Doğacak çocuğumuza kısa film yaptıracağım. Sinemaskop. Hopala. Yapmayın Allah aşkına. Oldu olacak, bir de sinemalarda gösterelim bari. Hayret bir şey yani. Aa, asıl size hayret bir şey. Yani 40 yılda bir doğum yapacağım, onu filme çektirmeyeceğim öyle mi? Artık insanlar dişlerine dolgu yaptırırken bile çektirip insanları izlettiriyorlar. Ne? Bir de doğumun filmini çekip herkesi izletecek misiniz? Yani seyrettirir miyim, seyrettirmez miyim bilmiyorum ama bu film çekilecek. Çekilmeyecek efendim. Çekilecek. Çekilmeyecek. Eğer ben bu evin erkeğiysem buna izin vermiyorum efendim. Ya. Demek öyle. O zaman ben bu çocuğu annemin evinde doğuracağım. Yapmayın Sevda Hanım, olur mu öyle şey? Peki Sevda Hanım, kabul.
Hocam bir saniye konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz. Ama bu çok önemli hocam. Şimdi olmaz. Bizim idmanımız da önemli. Haydi koş. Hocam biz bu haftaki maçın taktik idmanını yapıyoruz. Ben neden onlarla çalışmıyorum? Bu haftaki kadroda yoksun. Yok muyum? Neden yokum hocam, öğrenebilir miyim? Şimdi iki tur at, ondan sonra konuşuruz. Hayır hocam, bu sefer atmayacağım. Ben neden kadroda yokum öğrenmek istiyorum. Herkes duşlara, idman bitti. Bundan sonra bizim idmanlarda yoksun Sedat. Neden hocam? Neden kadroda yokum? Neden takımda değilim? Uzun zamandan beri seni Fenerbahçe kulübünden birkaç etkili izliyordu. Son idmanları da seyrettiler. Seni Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe mi? Evet. Allah! Hocam, hocam şaka yapmıyorsunuz değil mi? Hayır, yapmıyorum. Hocam Allah'ım. Allah'ım, dualarım kabul oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Biz bonservisini her şeyi ayarladık. Hocam ne diyebilirim? Çok teşekkür ederim. Allah'ım, Allah'ım. Hadi şimdi iki tur at. Ama hocam. Üç tur. Peki hocam. Hadi evlat, göster kendini. Belki de bu senin tek zaferin olacak. İyi saklı ol. Allah'ım başardım Allah'ım. Başardım Allah'ım. Başardım. Ya bu Ruhi nerede kaldı Rüyacığım? Geç kalıyoruz. Bilmiyorum, bana siz inin. Ben hemen geliyorum dedi ama. Abla, bıktım bu çatlık heriften. Hadi biz arabamıza binip gidelim. Kerem. Ne var abla ya? Daha önce hayatımız ne kadar güzeldi. Nefret ediyorum heriften, nefret. Ruhi'dir benim adım. Merhaba komşular, merhaba kuşlar, merhaba çiçekler, merhaba hayat. Hepinizi çok seviyorum. Hayat ne enteresan değil mi? Ve sizleri öpüyorum. Hatta hepinizi öpemiyorum çünkü birinizin boyu kısa. Eğilemiyorum, dilim ağrıyor. Hadi herkes arabaya. Ben gelmiyorum Afet Hanım teyze. Bugün alışverişe çıkacağım. Oh be, nihayet. Yalnız sizden bir ricam var Afet Hanım teyze. Lütfen hız sınırını aşmayın. Yani 40'ı geçmeyin, araba sarsıyor. Beni nerede? Hadi görüşürüz ufaklık. Şişt, sen ön tarafa oturma bakayım. Çocukların öne oturması yasak. Sevinç tabii ya. Bil bakalım sevgiline nereden teklif geldi? Nereden? Fenerbahçe'den. Yağmur'u çok sevindim. Çok sevindim. Aşkım artık paraya para demeyeceğiz. Sen bir isim koy paraya, öyle seslenelim, ne dersin? Fıkır fıkır. Ay evet yani. Hayır. Olan var. Olamayan var. İyi de bugün büyük gün kızım, büyük gün. Sedat'a Fenerbahçe'den teklif gelmiş. Ne? Fenerbahçe'ye gidiyorum ben. Ay ciddi misin? Ay ciddi misin? İnanmıyorum ya. Allah hayır. Gerçekten inanamıyorum ya. İnan kızım inan. Resmen Fenerbahçe'li oluyorum ya. Ay. Ne oluyor ya böyle tebrikler falan? Bahar başınıza vurdu galiba. Söyleyin biz de eğlenelim oğlum. Evet abi. Arif'im doğru söylüyor. Bizim başımız kel mi? Hayır Kopil'cim. Senin boycuğun kısadır. Arkadaşlar. Resmen iki güne kadar Fenerbahçeli oluyorum ya. Oğlum ne diyorsun lan? Ay bin kilimit aşkına ya. Abi bildiğiniz Fener'in sarı lacivertinden. Yırttık oğlum, yırttık. Yani sahiden yırttık mı biz Ortega? Zengin mi olduk abi sahiden? Hem de en zengininden Kopil'im. Vay be, çok gurur duydum şimdi seninle. Şimdi bana cep telefonu alabileceksin öyle mi? Sen bir tane iste, ben sana 1000 tane alayım kardeşim. Oley be! Oley be kardeşim Allah benim be! Oğlum şimdiden manşetleri görür gibiyim ha. Nobre'den sonra yılın transferi.
40 yıllık Fenerli gibiyim. Fanhoydok'la şakalaştılar. Oldu be abi, sonunda oldu Fener be. Fener var. Beyler, ne oluyor ya? Ne olmuş Fener'e? Bir durum mu var? Oğlum, Ortega Fener'e transfer olmuşlar. Ne? Ah, ciddi misin? Kardeşim benim be! Kardeşim be! Aslanım benim! Hop hop hop! Aslanım değil oğlum! Sarı kanaryam, sarı kanaryam! Mazinde bir tarih atar! Yaşa Fenerbahçe! Ne mutlu seni sevene! Yaşa Fenerbahçe! Eğer sen yemin billah vermeyeydin var ya Mennan, ben kesinlikle köyüme dönüyordum. Biliyorum konferans, biliyorum ya. Allah senden razı olsun vallahi. Otobüsünü durduracağım diye az daha canımdan olacaktım vallahi konferans ya. Biliyor musun Mennan, bu koskoca şehirde bir sağa güveniyorum. Ne de olsa gönlümsün benim. Ayıp ettin, ben seni öyle geri gönderttirir miyim ya? Ben bir kızımıza bakamadı, bir kızımızı koruyamadı, bir kızımıza iş bulamadı deyip de koya geri gönderttirir miyim ya? Ben artık senin yanında mı çalışacağım Mennan? Benim yanımda çalışacaksın, evet. Öyle kargaların, bülbüllerin yanında çalışmayacaksın. Madem öyle diyorsun, bir de senin yanında çalışmayı deneriz. Ama olmazsa bu sefer kesinlikle köyüme dönerim ben Mennan. Yok. Benim yanımda hiç sorun olmaz Korpenaz ya. Korbak, rahmetli Hulusi Ketmen'de bile daha iyi patronumdur be ya. Buyur. Ve böylece arkadaşlar Osmanlı tarihinde en geniş sınırına ulaşmış oldu. Biz şimdi Osmanlı'nın yükseliş dönemini genel tekrarımızda bir kere daha gözden geçirmiş olduk. Şimdi üniversite sınavında Osmanlı'nın yükseliş dönemiyle ilgili bir soru geldiğinde boş geçmeyeceğinizden adım gibi eminim, değil mi? Değil mi Gamze? Gamze, sana diyorum. Burada mısın Gamze? Buradayım öğretmenim. Bu kadar dağıldığına göre Osmanlı'nın dağılma dönemini de iyice anlamışsındır. Tabii. Çıkabilirsiniz siz. Gamze sen kal, bir iki dakika görüşmek istiyorum. Peki öğretmenim. Ortega! Bekle! Starım benim. Affedersiniz öğretmenim. Bir anda aldım. Tamam, farkındayım. Farkındayım, bu Bursa mevzunu biliyorum, babanın yollamaya çalıştığını. Ama... Ağlama, ağlama. Daha kendini de arkadaşlarını da üzmen için çok erken. Bak söyle, yarın baban gelsin beni görsün, onunla konuşmak istiyorum, tamam? Peki öğretmenim. Sil o güzel gözlerini, sil. Benim öğrencilerim güçlüdür. Benim çocuklarım her türlü zorluğun üstesinden gelir. Tabii ben onların yaptığı her şeyin altına imzamı atarım. Ben sana da güveniyorum. Tamam. Başaracağız, tamam mı? Halledeceğiz bunu. Gördüm. İlahi Korpenaz. Aşkımın en verimli çağında beni bırakıp gittin Konya. Her yerde hatıra var. Nereye baksam seni görüyorum sanki. Baba. Serap mı görüyorum acaba? Serap değil, Korpenaz görüyorum. Korpenaz sen Konya'ya gitmedin mi kız? Yok, şimdilik gitmedim. İyi o zaman, hadi gel. Hemen kantinde işe başla, ben de sigortayım. Hop. Alo kardeşim, sen ne akla benim personelimi meşgul ediyorsun ya? Allah Allah ya. Ne personeli lan, ne lan? Şimdi ki şöyle oluyor Bülbül Efendi, Korpenaz artık bundan sonra benim yanımda çalışacak. Yani senin yanında çalışmayacak.
anlayacağım, ben onun patronuyum ya. İyi de kardeşim, sen hademe değil misin la? Hademeysem hademeyim kardeşim ya. Allah Allah, ben hademeysem Kolpenaj'da hademe yardımcısı. Kantinci çırayken çok beydi sanki. Hem ben onun sigortasını neyinde yaptıracağım? Sigorta. Ben de yaptıracaktım. Oo, geçti. Gel Kolpenaj. Ben sana yeni işini ve neler yapacağını şöyle baş başa bir gösterteyim. Göstertme Ennan. Göstertleme. Asıl ben sana göstereceğim Mennan Efendi. Sen dur sen. Sen hiç bülbül çitmesi yemedin değil mi? Ben sana sorarım lan. İşte böyle öğretmenim. Yani Afet Hoca'ya çok büyük bir saygısızlık ettim. Ve şimdi de yanına gitmeye korkuyorum. Anlıyorum güzelim ama Afet Hoca canavar değil ki. Hem sizi en çok düşünen öğretmeniniz diyebiliriz, öyle değil mi? Evet biliyorum ama yani yaptığım o kadar utanılacak bir şey ki. Eğer yanına gidersen bana ters bir şey söyleyecek diye çok korkuyorum. Ben onun yerinde olsam kendimi fena terslerdim herhalde. Bak ne güzel, hatanı anlamışsın. Yeliz'cim. Bak bu tür problemler insanlar birbirleriyle konuşmadığı müddetçe büyürler. O yüzden bir an önce git Afet Hanım'la bu konuyu konuş bana kalırsa. Hem Afet Hanım çok kolay konuşulacak insanlardan biridir. Diyorsunuz. Elbette diyorum ve bundan çok eminim. O yüzden bir an önce vakit kaybetmeden git bu problemi konuş Afet Hanım'la. Peki bana kızmaz mı? Kızmaz. Yani korkulacak bir şey yok diyorsunuz öğretmenim. Yok diyorum Yeliz'cim. Yani sen bir an önce bu konuyu konuş, yoksa bu problem aranızda çok büyük bir şekilde artar. Tamam, çok teşekkür ederim öğretmenim. Bir şey diyeceğim. Doğum çekimi. Ha! Şerefsizim. Gel. Ne var, ne istiyorsun? Çayınızı getirdim müdür bey. İyi tamam, bırak masayı. Kusura bakmayın. Geç kaldım biraz. Ama ne yaparsınız, ben Mennan gibi yanında birilerini çalıştıramıyorum, biliyor musun? Mennan yanında birilerini mi çalıştırıyormuş? Ne diyorsun sen ya? Mennan canım kendi parasıyla yanına yardımcı almış. E tabi ne yapsın, yoruluyor da fıkara tabi. Ne diyorsun sen ya? Mennan nasıl yardımcı tutarmış yanında? He canım, işte normal tabi. O kadar çok parayı kazansam ben de yanıma bir yardımcı alırdım. Ne yapsın, kazandığı parayı harcayacak yer bulamıyor herhalde değil mi? Doğal. Ben gideyim de. Ya demek kendi parasıyla yardımcı tutmuş ha? Sen gönder bakayım onu bana. Olur, göndereyim. Gönderirim. Herife bak ya. Biz koskoca müdürken yanımıza yardımcı alamıyoruz. Herif kendine hademe yardımcısı almış. Hani yastığa başını koyduğunda hayal kurarsın. Suratında aptal bir gülümseme olur. Aynen öyleyim. Sanki ne istesem olacakmış gibi. Oğlum bu senin hayalindi. Sonuna kadar hak ettin her şeyi. Aşkım bugün için çok çalıştın. Ya abi onu bunu bırakın da sen şu transfer olayını baştan sona adam gibi bir anlatsana. Sen şimdi kesin kes Fenerbahçeli mi oldun yani? Nasıl oldu? Ya Arif'im ben de ne olduğunu anlayamadım ya. Sezon başından beri bir iki Fenerbahçeli yönetici beni izliyormuş. Benim de haberim yok. İşte bu son iki idmanı izledikten sonra da beni almak istiyorlarmış. İstiyorlar mıymış? Nasıl ya? Gelip benden isteyecekler oğlum. Öyle istiyorlarmış falan. Ona göre yok öyle. Burada koskoca menajerin duruyor be. Çok para kazanacağız abi. Formaliteleri bana bırak. Şşş Kopin, kendine gel oğlum. Hayal senin değil, Ortega'nın hayali. Doğru, sen hayal kur, ben de formalitelere bakayım. Ya beyler durun. Daha sözleşmeyi imzalamadım abi. Oldu iş oldu. İmzaladıktan sonra uzun uzun hayal kurarız. Ne zaman gideceksin görüşmeye? Bugün. Mr. Ortega, heyecan var mı heyecan? Ne diyorsun be abi? Heyecandan elim ayağım titriyor. İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Dua edin. Ortega, büyük olmak için büyük gibi davranmak gerekmez abi. Sen bunun heyecanını yaşa. Belki ileride çok büyük bir futbolcu olduğunda bu heyecanı arayacaksın abi. Onlar da senin elinin titremesini istiyorlar zaten. Heyecan dedin de aklıma geldi Ortega. Bir cep telefonunu ver de bir iki mesaj atayım. Birkaç heyecan yaşayayım. Hoş olmaz mı? Var ya Kopil, şu sözleşme bir imzalansın. Sırf senin için özel bir hat yaptıracağım ya. Kardeşim benim be. Vallahi fikir. İsmi de Kopilsel olsun. Sedat Yıldırım, düşüncesi çok güzeldi. Sedat Yıldırım, çok sert. Gol!
Bahar'cığım. Aferin. Sana da kahve getirdim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Oh, şimdi bu güzel manzarada kahveyle tamamlanmadan olmaz ki. Bahar İstanbul'a ne kadar yakışıyor değil mi Afet Hanım? Ay, teşekkür ediyorum. Şimdi bunlar patır patır aşık olurlar. Evet. Ya aşk dediniz de aklıma geldi. Yeni sizi arıyordu, buldu mu? Yok. Öğretmenim. İşte. Benim biraz işim var, sizi yalnız bırakayım. Görüşmek üzere. Öğretmenim. Efendim? Ben şey için geldim. Sizden özür dilemek için. Kendimi günlerdir boşlukta gibi hissediyorum. Yani annem bile kızınca kendimi bu kadar kötü hissetmiyorum öğretmenim. Çok büyük eşeklik ettim. Beni affedin lütfen. Siz bana kırgın olduğunuz zaman dayanamıyorum. Ben sana kırgın değilim. Nereden çıkarıyorsun? Öğretmenim ne olur alttan almayın. Böyle kızın, bağırın, bir şey söyleyin ama alttan alıp beni daha fazla küçültmeyin. Estağfurullah. Küçültmek ne demek? Yok öyle bir şey. Böylece öğretmeninle bir daha böyle konuşmayacağını öğrenmiş oldum. Bu da bir ders. Öğretmenine karşı saygılı konuşmayı öğrendim. Bundan sonrasında bir daha yapmayacağını biliyorum. Ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Bunu sizin için yaptım. Benim için mi? Evet. Teşekkür ederim. Bunu gerçekten sen mi yaptın? Evet. Mehmet'ten ders aldım biraz. O Mehmet'le dersler okul saatlerinin dışına taşındı artık, değil mi? Evet öğretmenim. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok zarif, çok güzel bir hediye. Ellerine sağlık. Ama bir daha hata yaparsan, değil portreyle, büstümle gelsen kabul etmem ona göre. Tamam öğretmenim. Titrek Süleymanlar. Yaramazlık yapıp yapıp karşıma dikiliyorsunuz. Öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Vallahi de billahi de zengin mendin değilim ben abim ya. Aldığım bayış aç aç. Kedi boğazıma yatıyor ya. Kes sesini. Adam mı kazıklıyorsun sen? Paran olmasa yanında nasıl adam çalıştıracaksın ha? Vallahi fazla bayış almıyor abirim ya. Yani boğaz tokluğuna çalışıyor bile denilebilir abirim. Kes sesini salak herif. Boğaz tokluymuş. Bir boğazın kaça doyduğunu ben bilmiyor muyum? Ama abirim şimdi şöyle oluyor yani. Kes sesini. Madem o kadar param var bundan sonra her ay okula bağışta bulunacaksın. Yapmayın abirim ya. Benim etimde budum ne ya? Başlatma şimdi etimden budum lan. Yanında adam çalıştıracak kadar etim budum var ama değil mi? Defol çabuk. Defol. Çık dışarı. Defol. Defol abirim. Defol abirim. Böylece Sevda Hanım'ın film parası çıkmış oluyor. Göster onları Ortega. Bir sağ, bir sol. Ben nereye gittiğini unuttum. Ama çok istediğim bir yer olduğunu hala biliyorum. Ah be çocukcuğum. Bak Elim. Buraya geri döndüğünde üzerinde Fenerbahçe forması olmazsa kemikleri kafanda kırarım ona göre. Beslen için zahmet ol. Yanlış da anlaşılsa bana ilk Fener formasını sen almıştın dedi. Kahin misin be kızım? Hadi bir kehanet daha yap. Bence sen artık Almanya'da da oynayacaksın. Hamid Altındoğum. Ortega. Geri döndüğünde ne olursa olsun hep yanında olacağız kardeşim. Ciddi misin Kopili? Ciddiyim tabii lan. Sen olmasan kimi telefonundan çağrı atacağım millete? Menajeriniz oğlum bugüne bugün. Arif'im. Abi aslında Fenerbahçe'ye gitmen bize yarıyor. Eğer sen Fener'de oynarsan Galatasaray seneye kesin şampiyon olur.
Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Ama şunu bilmeni istiyorum. Sana inanıyorum kardeşim. Kesin başaracaksın be. Eminim. Çok başarılı olacaksın. Yırttın be Ortakal. Törpüm be. Git ve hayalin gerçek olmasını sağ. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum. Hadi aş çocuğu. Böyle olmaz ama hadi yollan yolla. Su mu bekliyorsun arkandan dökeceğiz. Ortega. Onlara mahalle arkalarında da yaşayan insanlar olduğunu göster kardeşim. Yakışıklısın. Çok çok incisin. Çalışırken dostunu yesin. Ayrıca teksin. Değişilmezsin. Ortega sen bizim her şeyimizsin. Ortega sen bizim her şeyimizsin. Şansal, Erman, sizinle gurur duyuyorum şerefsizim. Bugüne kadar hiç Discovery Channel veya öbür belgesellerde oynayacağım diye tutturmadınız. Aferin size. Filmciler geldi amirim. Filmciler mi? Ne filmi? Tamam, çağır gelsinler. Filmciler, buyurunuz, buyurunuz. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Biz çekim için gelmiştik. Sevda Hanım'ın doğumunu çekecektik de belki bugün bir deneme çekimi falan yaparız. Deneme çekimi mi? Siz mi çekeceksiniz? Evet. Ne oldu? Ne o? Yoksa beğenemediniz mi bizi? Kasetten bir tane size yapacağız. Bir tane de kendimiz için arşivimize koyacağız. Ne? Kendinize kayıt mı yapacaksınız? Evet. Ha merak etmeyin. Elimizde 500'den fazla doğum kaseti var. Bir tek sizinki olmayacak. Biz şey ettik. Vazgeçtik. Doğumdan vazgeçtik. Nasıl yani? Yani kürtaj yaptırıp çocuğu aldırdık. Hadi ya. Maalesef. Öyle kirli bir dünyaya çocuk getirmekten vazgeçtik. İnşallah bir dahaki sefere. Dünya biraz temizlenince yapacağız. Neyse sizin işiniz vardır. Ben sizi tutmayayım. Evet. O zaman gidelim biz. Evet. Keşke haber verseydiniz de yengenin kürtajını çekseydik bari. Hatıra kalırdı. Ha, iyi olurdu. İyi olurdu ama çok geç artık. Hadi uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Güle güle, güle güle. İnsan böyle katil oluyor demek. Şu atırsız heriflere bak ya. Ben kendi işimi kendim görürüm. Alırım bir kamera, kendim çekerim en güzelinden şerefsizim. Tabii ya. Rüfer Hanım. Afet Hanım, kapıyı mı gözetliyordunuz? Daha zile basmadan benim geldiğimi anladığınıza göre sizi. Hayır efendim, ne münasebet, ben çıkıyordum gitmek için. Anladım, ben de hep öyle söylerim, iyi bahanedir. Neyse efendim, mevzu bu değil. Nedir mevzu, pardon ben yakalayamadım. Afet Hanım bakın, konuyu kaynatıp benim aklımı karıştırmaya çalıştığınızın farkındayım ama yemiyorum, üzgünüm. Dün son ödeme tarihi olmasına rağmen kira gelmedi. Kira mı gelmedi? Gelmedi efendim. Anlıyorum öğretmensiniz, maaşınız belli ama böyle sefahat içinde yaşayıp da kirayı ödememek hoş değil. Ürper Hanım çok rica ediyorum, konuşmanıza dikkat edin. Ben dün gece kirayı kardeşinize verdim. Kardeşime mi? Evet, kardeşinize verdim. Siz evde olmadığınız için dün gece ona verdim, size iletmek üzere. Eğer o iletmediyse bu da sizin aile içi sorununuz, beni ilgilendirmiyor, iyi günler. Özür dilerim. Ruhi! Abla ne istiyor bu? Kirayı. Dün gece vermedik mi? Günlük kira sistemine mi geçtik yani? Bunun kardeşi yürüttü parayı herhalde. Ne bileyim ben. Neyse ben manava gidiyorum. Ocağın altını kıs. Tamam, öyle haldır haldır pişmesin. Tamam. Vay. Kirayı cukkaladı ha. Ev ev değil. Hisseli harikalar kumpanyası mübarek. Allah rüyama zeval vermese bari. Seni uzun süredir izliyoruz Sedat. İyi futbolcusun. Yeteneklisin. Ama yetenek tek başına yetmez. Çok çalışman gerekli. Biliyorum efendim. Kulübünle ilgili bütün sorunları hallettim. Artık bizden biri sayılırsın.
Bir iki küçük işlemin dışında her şey tamamdır. Yarın gelir basının önünde mukaveleni imzalarsın. Çok sağ olun efendim. Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok şaşkınım. Sedatcığım, öyle bir kulübe geliyorsun ki bence Türkiye'nin en büyük kulübü. Tabii eğitim durumuna göre galiba son sınıftaymışsın. Aslında biz dışarıdan gelen arkadaşlarımız için kendi okulumuz var. Çünkü bizim için eğitim çok önemli. Arkadaşlarımız beğenmiş, inşallah başarılı olacaksın. Ama eğitimle de beraber gitmesinde büyük yarar var. Onun için okuluna da önem vereceksin. Ancak hocalarınla da herhalde görüşecek arkadaşlarımız. Mutlaka sana biraz tolerans gösterecekler antrenmanların için. Ama elinden geleni yap. Bu şansı, bu fırsatı hiçbir zaman tepme. Ben onun için şimdi seni tebrik edeceğim. Öpeceğim, sonra arkadaşlar gerekli detaylı yaparlar. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Aramıza hoş geldin. Yarın bu saatte bekliyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Geleceğim. Şampiyonum, bir numarayım oğlum ben, bir numara. Başardım işte. Fenerbahçe'ye geldim, Fenerbahçe'ye. Allah'ım ben sarı kanarıyım. Hem sarıyım hem lacivertim aynı anından. Allah'ım şükürler olsun sana, Fenerbahçe'ye transfer oldum. Bir şampiyona transfer oldum ben. Allah'ım sana şükürler olsun be. Sen savaşçısın oğlum. Sen bir şampiyonsun. Tamam, başardın ve hallettin bu işi işte. Helal olsun sana be. Helal olsun Sedat'ım benim. Yıldırımımsın be. Yıldırım gibi parlayacaksın bu takımda işte. Sen Fenerbahçelisin, Fenerbahçe'ye gelecektin zaten. Sevinmeniz bittiyse size stadyumu gezdireyim. Siz ne zamandır buradasınız? Karakterinle ilgili bilgi sahibi olacak kadar. Hazırsan stadı gezdireyim. Tabii hazırım. Gezelim. Oralar. Hı-hı. Ay ben nasıl böyle kireçlendim Metin? Bak, duyuyor musun? Kütür kütür ediyor. Hı-hı. Tabii bütün gün çamaşır, bulaşık falan derken bünye kaldırmıyor yani. Hı-hı. Ay bu Rogi de aldı kiraya gitti. Hı-hı. Az sağa mı gelsin? Gel. Sağ. Burası mı? Orası da ne yapıyorsun Metin? Sen benden sıkıldın zaten. Ben sakat kalayım, sen git hosteslerle fingirde, öyle mi? Yok öyle Metin, yok öyle. Ruhi de kirayı alıp gitti. Ürperi, sakinleş karıcığım. Ne demek sakinleş? Ne demek sakinleş? Ben zaten sakinim Metin. Yani bu Ruhi de aldı kiraya gitti. Gelme, gelme yani sen de öyle üstüme benim. Ne oluyor burada ya? Ya! Metin beni öldürmeye kalktı. Sen adamı delirtirsin. Hangi adamı? Yemin ederim. Vallahi billahi benim hayatımda senden başka adam yok. Yemin ediyorum benim hayatımda. Vallahi billahi. Affet beni Metin. Çok affedersin. Sinirlerim bozuldu. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kapı. Geldi. Ruhi geldi. Ruhi sen bittin. Ruhi bittin. Çocuğum fazla üstüne gitme Ürperi. Şu kadar gideceğim. Aç kapı. Ruhi. Vay ablaların en güzeli. Bak neler aldım sana şu küçük olan sana. Sen kimin parası? Alsana ablacığım. İtiraz istemiyorum. Ama. Şşt. Bugün bizim günümüz. Gel. Süper sürprizlerim var. İçeri. Tata. Selam gençler ve merhaba orta yaşlı Metin amca. Ruhi ne yapmaya çalışıyorsun sen oğlum? Ya ne yapayım Metin amca? Bir sürü hediyeler aldım. İşte müstakbel eşi, canım kardeşim Rüya. Bu sana. Bunlar da işte bana. Bu ne Ruhi? O şey selülit kremi abla, sen seversin. Bir, benim selülit kremine ihtiyacım yok. İki, Metin amcaya bir soralım. Üç, kirayı ne yaptın Ruhi? Ben cevabımı aldım, teşekkür ederim. Cevapla beraber bakın buraya düşmüş. Size ne aldım Metin amca? Nedir bu? Bu kellik kremi. Aman harici kullan. Yani inanamıyorum sana Ruhi abi. Ruhi. Şu sırasıyla abla. Hediyeni beğendin mi Rüya? Ya bana topuklu ayakkabı almış. Ne var ya? Beğenmediysen ben giyerim. Ne var bunda ya? Severim ben topuklu. Zamanı gençler işte. Ruhi. Sırasıyla abla. Tam sırası Ruhi. Ya bütün kirayı yedi yetmiyormuş gibi bir de bu sevimsiz serilet kremini aldın öyle mi? Defol git evimden. Abla benim... Abla yok senin. İsim miydi sizin? Başlayacağım senin isim miydi? Yürü. Yürü git. Pis bir daha da dönme bu eve. Bari serilet kremini verseydin abla. Açın kapıyı. Metin. Orta.
Benim sinir sistemim külliyen çöktü yani. Sen bana masaj yap. Bu Ruhi de bütün kirayı yedi. İşte burası. Girebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Senin. Benim mi? Evet, senin. İnşallah imzadan sonra ismini de yazdıracağız. Girdin mi? Tabii tabii, yardımcı olayım sana. Merhaba delikanlı. Merhaba. Bu gördüğün otomobil teknolojinin son harikasıdır. Ya belli oluyor. Çok güzel zaten. İleride alırsın inşallah bir tane bundan. Hem kim bilir o zamana kadar daha neleri çıkar. Yo, ben bu aralar da alabilirim. Futbolcuyum ben. Çok güzel. Hangi takım? Fenerbahçe. Daha yeni transfer oldum. Hayırlı olsun. Biz Fenerbahçeli futbolculara çok otomobil verdik böyle. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar geleceğim ben. İyi günler. Alo aşkım. Aşkım başardım. Başardım artık aşkım. Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Neyin var senin? Ağlıyor musun?
Babamla kavga ettik. Sana söylemeyecektim ama babam ciddi. Beni Bursa'ya götürecek. Ne? Ne Bursa'sı? Halamın yanına. Burada onları çok üzmüşüm. Bir de Afet Hoca'nın çağırdığını söyledim. Derslerin kötü olmasaydı çağırmazdı diyor. Ya aşkım tamam, sen sakin ol. Bak, sen istemedikten sonra sana kimse hiçbir şey yapamaz. Bak, hem ben Fenerbahçeli futbolcusuyum artık ya. Ben varken burada seni hiç kimse bir yere götüremez. Sen merak etme aşkım. Seni seviyorum, tamam mı? Ben de seni seviyorum. Anne! Baba! Anne! Evladım, ne yapıyorsun sen yerlerde? Taş çeker, kalk hasta olursun, kalk. Yok efendim, ben böyle çok iyiyim, bu yeni moda bu modüler mobilya. Hani her şey her şekilde giriyor, modüler böyle hop hemen pat dekor değiştiriyorsun. Böyle güzel yani, süper. Senin kalacak yerin yok mu? Yo, var işte, yerdeyim ya, daha ne yapayım yani? Bunda hala yer mi var efendim? Hem bana şu soruların cevabını vermek zorundasınız. Bir, bunda hala yer mi var? İki, yerde yatanlara hep neden acıyan gözlerle bakılır? Yerde yatanlar yeni bir tarz deniyor olamaz mı? Üç, bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum. Ablan seni ceza olarak kapının önüne koydu değil mi? Ben yağma aldım, teşekkür ederim. Gel hadi, bize gel bari, gel. Yok, ben rahatsız etmeyeyim. Siz boşuna pimpiliklendiniz. Ben iyiydim burada. Vallahi boş boşuna size de. Papatya prenses. Ruhi. Naber ufaklık? Ya ablan kapıda gördü beni, tutturdu. İlla bize gel, gelmezsen ölüm ısır falan. Bin tane yemin kıramadım tabii. Sen koş, bana kola kapadı. Abla ne yaptın sen? Ne yaptım? Bunu ablası kapıya atmıştı. Kapıda taşta yatıyordu. Ne yapsaydım? Kapıda mı bıraksaydım? Evet. Ay, sen nasıl böyle vicdansız oldun? Siz nasıl yetişiyorsunuz kerametli? Abla, bu adamın kafasında tahtalar eksik. Burnumuzdan fitil fitil getirecek, görürsün. Sen merak etme. Ben yarın sabah onu ablasına barıştırırım. Bir gece kalacağım. Emin misin? Eminim, merak etme. Bir gecede ne zarar verebilirim? Sen öyle, sen afet güç verin. Allah'ım, Jerry'i yakalayacaklar. Tom ayağın takıldı inşallah, düş Tom. Hadi geri kaç, kaç yavrum. Ya Aykan'ın bariden ne istiyorsunuz ya? Ayağa, bu evin hali ne böyle? Hangi evin ya? Abla izin ver, manyağı parçalayayım ben. Kerem'cim. Ah, inanmıyorum. Jerry'i yakalayacaklar. Abi teyze, bakamayacağım Ahmet teyze. Jerry'i öldürdüler mi? Hayır, yaşıyor. İyisin. Jerry'i Allah'ım sen, benim ömrümü Jerry'i öder ya. Bunlar ne? Bunlar çorap, bir çift çorap, sus. Bunlar iki tane. Senin dört tane ayağın var. Kaldır bunları buradan. Ay, bana bak. Ya, kokuyorlardı. Hava alsın diye oraya koydum kanka. Bana bak. Yemek hazır. Olacak mı? Yemek konusu hiç açılmadı Afet teyze karnım. Hazır, hazır. Çok güzel. Bana bak. Sen de git sofrayı kur. Afet teyze yemekleri koysun. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Sen burada böyle oturacak mısın bu arada? Müsaadenim oğlum ben. Hem çocuklarına çok soru sormazlar. Net. Hadi bakayım odana, saat kaç oldu? Hadi benim terliğim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Jerry'e bak, kıydılar Jerry'e. Ha, kurtulmuş, tamam. Sütünü de içmemişsin oğlum. Sinirimden uyuyamıyorum abla. Bu deli benim sinirlerimi fena halde bozdu. Bak, elimden bir kaza çıkacak, haberin olsun. Tamam, tamam. Gece yarısı çocuğu sokağa atamayız ya. Abla, neye mal olursa olsun ondan kurtulmamız lazım. Gerekirse bu evden taşındık. Burama kadar geldi ya. Tamam bebeğim, sen sütünü iç. Güzel güzel yat, ben yarın halledeceğim bebeğim. Merhaba komşular. Aynı evde yaşıyoruz daha. Komşular diyorum ya, ağız alışkanlığı. Ne var? Ne mi var? Aşk olsun. İyi geceler, öpücüğü vermeye geldim ben sana. Sen bana aha süt. Bayılırım. Abla benim pijamalarım. Tamam, ben alırım sana. Oo. Ah, buz gibiymiş, çok güzel. Tamam hadi yatın şimdi. Ne? Yatın mı? Bir,
Yatın derken neyi kastediyorsun? Birlikte yatalım. Onu mu söylüyorsunuz? İki, zaten bu yatak kerametler için çok büyük değil mi? Üç, bu bir çelişki midir? Bunların üçünün cevabını istiyorum. Ben sana öyle bir cevap vereceğim. Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Şşş! Bana bak, kalk o yataktan, kötü olacak ha. Tamam Kerem, tamam Kerem. Sütlü bayağı uykumu getirdi. Kerametten çıkarken şu ışığı kapatır mısın hayatım? Tabii boyun düğmeye yetersin, ufaklık. Tamam, tamam. Bittin sen, bittin. Sen bittin. Hadi iyi geceler. Ne komik çocuk bu ya. Bakalım. Vay, yalnız değiliz ha. Abla, 3 saattir banyoda. Altıma kaçıracağım ben artık. Efendim benim de sinirlerim gergin. Abla, izin ver. Evden kovayım bu deliyi ben. Ruhi çabuk buraya gel. Çayın soğudu çocuğum. Geldim, geldim Ahmet Hanım teyzeye geldim. Aa, bu benim bornozum. Nasıl yakışmış değil mi? Günaydın ufaklık. Omlet mi? Bayılırım. Bir dakika, sana kim izin verdi benim bornozumu giymen için? Hakikaten öyle, hemen çıkardım. Aa, burada değil. O zaman devam. Rüya kovdum ben o çocuğu. Canım kardeşim, o şimdi sokaklarda ne yer ne içer. Alıyor Peri abla, sil gözlerini. Bir şey olmaz, döner. Kedi gibidir o. Gelmez. Çok gururludur benim kardeşim. Ben tanımaz benim kardeşimi. Hem o ev tipi bir çocuk, sokaklarda falan yaşamaz. Rüya belediye zehirler onu. Ay, kardeşimin eceline sebebiyet verdim. Döner gelir diyorum. Bir şey olmaz Ürperi abla, bir şey olmaz. Domates alsana. Kerem, bunun sesi soluğu çıkmıyor. Bu nerede kaldı? Abla, saklanmış olabilir. Dubai'ye kaçmış olabilir. Pencereden komşulara sarkıyor olabilir. Budistliği seçip Dalai'la mayla tanışmaya gitmiş olabilir. Deli abla, onlar her şey beklenir. Ha, yine de merak ettim, bir bakmak istiyorum. Abla, yok olması hepimiz için hayırlısı. Niye şansımızı zorluyoruz? Gel. Ah, bak uyumuş işte. Hakikaten ha, sen bir kalksana bakayım çocuğum. Uyumuş mu yoksa? Abla intihar etmiş bu salak. Koş, koş ablasını Ürperi al dışarı. Çabuk, oğlu. Ay, ah, ah. Ay ben ne? Ürperi abla, bize gelmeniz lazım. Niye size geliyoruz? Biz kahvaltı ediyoruz içeride. Ruhi bizde. Ruhi sizde mi? Yani bizdeydi. Nasıl sizdeydi? Galiba uyku hapları içip... Aç gözlerini be çocuğum, aç gözlerini. Koş ya, koş. Nereden gelecekti başımıza? Gel, bakın biz odaya girdiğimizde bu haldeydi. Ay, hepsi benim yüzümden oldu. Ben seni evden kovmasaydım Ahmet Hanımlar bu ilaçlarla zehirleyemeyecektim seni. Ama biz sizin kardeşinizi niye zehirleyelim efendim? Ruhi, bak ablan çok özür dilerim. Aç gözlerini, çok pişman Ruhi. Dur, çekil beni. Abla! Yine kirlendim. Ay, yaşıyor. Gül gibi çocuk yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor. Aa, maşallah, maşallah. Yürü, yürü hadi eve. Yürü. Beni çok korkuttun. Ya, ahlak düşmanısın sen. Kalk bakayım, gözümün önünden ayrılmayacaksın bundan sonra benim. Ben hiçbir yere gitmiyorum ya. Bizi bırak peşimizi. Mutlu mesut yaşıyoruz burada. Kendi yağımızda kavruluyoruz beraber, değil mi efendim? Ay, olmaz. Senin yerin ablacığının yanıdır. Öyle mi? Gideyim mi? Bak görüyor musun? Ben gidiyorum ya, nasıl üzüldü. Bak küser, yazık bir insan. Küser şimdi. Beni götürme. Tamam tamam, hadi hadi hadi. Bak, geleyim bari yürü. O zaman. Yürü. Yürü, ben sana evde soracağım ya, bunu. Ya ne soracağım, ben sana soracağım. Bir, neden beni kapının önüne koydun? İki, Rüya'yla evlenmem gerekir mi bunlardan? Kurtulduk mu dertten? Evet abla. Abla, okula geç kaldık. Yürü, kafa kalmadı bu hengamede. Yürü git, al kitaplarını. Ben bugün kitap almayacağım abla. Niyeymiş o? Kitaplık bir dersim yoktu o yüzden. Benim dersim var ya köpek, git al kitaplarını. Ruhi gitti, afet geldi ya.
Ne abi? Pikachu, hikayeyi anlatmayı bırak da şuna bir baksana abi sen. Bu ne abi? Oğlum yoksa tasdikname mi bu? Kardeşim, tasdikname mi verdiler sana be? Bir dakika abi, şu tipe bir baksana abi. Şu çakala bir baksana sen. Hiç okuldan atılacak bir tipe benziyor muyum ben? Hayır abi, ben de o yüzden kontrpiyede kaldım yani. Bu ne abi? Bu şans mektubu abi. Ben yazdım, çaktırma. Ne işe yarayacak abi bu? Arif'imizi deli gibi gaza getirmeye yarayacak. Hmm. Bizi deliler gibi eğlendirecek abi. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Bak, kim var orada? Benim minnacık hedefimiz Arif. Arif, yürü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Son dakika haberi. Son dakika haberi. Bununla beraber her şey açığa çıkacak arkadaşlar. Beni can kulağıyla dinleyin. Özellikle Arif, sen çok iyi dinle abi. Bir dakika ya, niye ben özellikle iyi dinliyorum abi? Bir sus abi, bir dinle abi. Ya ben? Sen de. Dikkat, bu bir şans mektubudur. Bu mektuptan el yazısıyla çoğaltıp 777 kişiye gönderdiğiniz takdirde şansınız tahmin edemeyeceğiniz kadar açılacak. Ne dilerseniz 3 gün içinde gerçekleşecek. Dünyanın sayılı zenginleri arasına gireceksiniz. Veya istediğiniz kişiyle hemen evleneceksiniz. Bunu yapan Malezyalı bir adam 2 günde tam 500 bin dolar kazandı. Bu şans mektubuna inanmayıp 777 adet mektubu göndermeyenler zinciri bozduklarından dolayı 3 gün içinde büyük bir lanete uğrarlar. Başlarına büyük bir felaket gelecektir. Mesela Saddam yollamadı, başına nelerin geldiğini bütün dünya gördü. Vay be abi, adamlar yazmış. Adamlar değil be abi, ben yazdım. Ne diyorsun Arif'im, nasıl mektup? Bir dakika ya, sen mi yazdın? Oğlum niye böyle bir şey yapma gereği duydun ki? Bahar başına mı vurdu, ben de bir şey sandım ha. Sen ne iddiaya girmek için Arif'im? Ben diyorum ki Arif, benim bildiğim Arif, bu mektuptan 777 adet Amil Bey'e yazdırtamaz. Heh, ben diyorum abi. Bir dakika, bir dakika, sen kendinde misin abi? Benim tanıdığım Arif Amil Bey'e bu mektuptan 777 tane yazdırır abi. Her şeyin bir sınırı var abi. Abi sen kendinde misin ya? Kendimdeyim tabii. Koskoca okulun müdürü. Kolay değil o iş. Var mısın abi? Abi tamam, varım be. Varım. Ben yaparım. Benim adım Arif'se ben bu mektuptan Amil'e 777 defa yazdırırım. Bravo kardeşim. Çok bravo. Helal, hemen sen. Cesur hemen, hemen. Yürü be. Hemen. Gördün mü nasıl aldı kızı? Gazı aldı. Para sayma makinesini iyice yağlayalım da para sayarken ses çıkarmasın. Sevda'nın makinenin sesini duyar duymaz damlıyor şerefsizim. Eyvah, şimdi de yağın kokusunu alıp mı geldin he? Gel. Sen misin? Ne var, ne istiyorsun çatlak kiremi? Benim hocam, size çok karlı bir mektup vermek istiyordum da. Ne mektubu? İşte bu mektup hocam. Neymiş bu? Hadi ver oradan. Yalan bu, saçma. Hocam, öyle demeyin. Başta bize de palavra gibi geldi ama isterseniz bu mektubun nimetlerinden biraz bahsedeyim size. Bizim Ortega yok mu hocam? Sedat Yıldırım. Bu mektuptan 777 tane yazdığının ertesi günü Fenerbahçe'den transfer teklifi aldı. Şimdi düşünün çocuk nasıl para kazanacak? Sedat Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor? Ya, haberiniz yoktu değil mi hocam? Hemen şöyle bir örnek daha veriyorum. Bizim Ali yok mu hocam? Kopil, küçük. Hı? 777 tane bu mektuptan yazdı. Ertesi gün yolda koskocaman Abdurrahim Çorak tarla başında yatar uyur oğlu diye bir tane künye buldu. Parasını siz düşünün hocam. Yapma ya. Ver bakayım sen onu bana. Ben de yazayım o zaman. Yazın hocam. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Bol şans. Bu bir şans mektubudur. 147, 167, 187, 197, 198, 199, 200. Şu okulayla birliğin parasını ayırayım da.
Aman ya, gittim ay işin yarısı ya. Gittim ay işin yarısı ya, öf! Öf! Aman yeeen! Mayış dedim de aklıma geldi ya. Korpen Azak, ne mayış vereceğiz acaba ya? Kaç para mayış versem acaba Korpen Azak'a ya? Kantini sen mi temizleyeceydin benden? He, ben temizleyeceğim Korpenaz. Kantindeki mikropla, pislikle sen uğraşamam. Ben uğraşırım onunla. Sen bilin o zaman. Korpenaz sağa mayışını vereyim ya. Sahi mi? Ver hadi. Kusura kalma. Yani ben böyle içimden daha fazla gülmek isterdim ama işte ben... Yok yok, yok tamam. Bana yeter. Tamam. Pek de fazla değilmiş ama olsun. Sağ ol Menna. Allah bereket versin. Kantini temizleyecektin ya, ben sana paspası getireyim. Getir. Güle güle harca. Ne yapın? Bize ne kaldı? 350, 250, 300, 400. Vay be, vay be. Aman, aman ya. Bülbül. Bana oradan bir kaşarlı toks yapsana ya. Çift kaşarlı olsun yalnız. Çift kaşarlı. Olsun olsun. Sen ilk önce arıyı ver. Ondan sonra olur. Sen merak etme. Dur bakayım. Ya kardeşim biliriz ya. Ya hesaba gelecek ay veririm. Hiç kusura bakma. Benim tost makinesi var ha. Parayı hiçin almadan tost yapmıyor. Hadi canım gülüm. Alçak birbir. Sen beni kıskandığın için böyle yapıyorsun. Ben biliyorum seni. Ben seni kıskanacağım. Lan benden efendim. Kadama al inşallah. İyi mi sen benim? Burada kıskanılacak biri varsa bir kere o da benim. Şu haline bak bak şu haline bak. Acınacak haldesin ama haberin yok. Al Menna, paspası getirdim. Sağ olasın. Menna, şimdi bak seni daha fazla kıskandım. Keşke buraları ben paspaslıyaydım biliyor musun? Of, of! Yazıyorum, yazıyorum daha 20 tane oldu. Daha 757 tane daha mektup yazmam lazım. Hayatımda ben bu kadar mektubu toplam olarak yazmadım daha. Gel. Kolay gelsin efendim. Buyurun Afet Hanım, ne istemiştiniz? Efendim sizinle bu teneffüsler hakkında görüşmek istemiştim. Nesi varmış teneffüslerin? Efendim teneffüsler şimdiye kadar 15 dakikaydı, son birkaç gündür 10 dakikaya inmiş. Daha iyi ya. 5 dakika daha fazla ders yapıyor çatlak kiremitler. Efendim teneffüsler öğrenciler için, öğretmenler için çok önemli bir zaman dilimidir. O 15 dakikada rahatlanır, beyin boşaltılır, ihtiyaçlar görülür. Dersler ne kadar gerekliyse teneffüsler de o kadar gereklidir efendim. İyi o zaman. Gidin Menna'na söyleyin halletsin Afet Hanım. Teneffüs zilinde ben çalmıyorum ya. Zaten bu mektuplarla başım dertte. Bu mektupların aynısından 777 tane yazmam lazım. 777 tane aynı mektuptan mı yazacaksınız? Evet, yazanlara çok büyük uğur getiriyormuş. Kim getirdi size bu mektup? Çocuklar, hani o uzun boylu iri olan var ya, iddiacı olan Arif. Siz verin onları bana, ben çoğaltırım. Siz mi çoğaltacaksınız? Tabii, siz yorulmayın, verin bana. Ah, sağ olun Afet Hanım, çok makbule geçer. Teşekkür ederim. İyi günler. Afet Hanım bana yardım etti. Demek artık kişi olmaktan vazgeçti. Gel. Şey, beni çağırmışsınız hocam. Gel Sedatçığım, canım evladım benim, gel. Aslanım hoş geldin, gel otur bakayım şöyle. Otur, 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 otur. Seninle gurur duyuyorum. Yüzümü kara çıkarmadım. Teşekkür ederim hocam. Bu okulda sadece senin çok önemli yerlere geleceğini ben zaten çok iyi biliyordum. Sağ olun hocam. İyi, önümüzdeki sene okulu sarı laciverte boyatmayı düşünüyorum. Hadi ya, ciddi misiniz? Çok ciddiyim Sedat'cığım. Hatta teneffüs zilinde Fenerbahçe marşı yapacağım. Vay be, yapmayın. Yapacağım, yapacağım. Okulun amblemli kravatlarında sarı lacivert çizgili yapacağım. Bu okul Fenerbahçe Lisesi'nden daha Fenerbahçe Lisesi olacak şerefsizim. Ekme! İyi ama tabii biliyorsun bütün bunların maddi bir külfeti var. Nasıl yani? Yani boyaydı, zildi, CD'ydi, bütün hepsi bunların parayla alınacak şeyler. Yani diyorum, yani senin transferin gerçekleşince sen de bize bir yardım edersin herhalde değil mi? Ne de olsa bu okula büyük bir vefa borcum var. Tabii hocam, neden olmasın? Böyle söyleyeceğini biliyordum. Otur, 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 rahatına bak, rahatına. Ben sana bir kola veya gazoz söyleyeyim.
Bülbül, çabuk buraya iki tane kola getir. Biri diyet olsun. Sen sporcu olduğuna göre kilona dikkat etmen lazım. Öyle değil mi Sedatcığım? Hocam, hocam çok affedersiniz ama acıyım bize. 777 tane mektubu nasıl yazabiliriz bir anda ya? Evet hocam, en azından bu yazdıklarımız armağanımız olsun. Kalanı da böyle fotokopi yapalım bunlardan, olur mu? Hoca camide, hoca camide. 777 tane mektubu sizin el yazınızla yazmanız lazım. Çünkü lanet üzerinizde olur. İşleriniz rast gitmez şimdi olduğu gibi. Ulan Kopil var ya. Bu işi sen açtın başımıza var ya. Şundan bir kurtulalım, 777 defa burnundan getireceğim, göreceksin. Ben ne yapayım be abi? Afet Hoca hiç hesapta yoktu ki. Konuşma. Konuşma, yaz. 777 tane mektubu yazacaksınız ki lanet üzerinizden kalksın. Hadi. Öğretmen. Bakın ne kadar çok yazdık. En azından yarısı burada. İlk partiyi bitirdik. Ben de o kadar yazdım. En azından ilk parti yani. Tamam. Şimdi birazcık teneffüs yapabilirsiniz. Birazcık. Beyler, ellerin çalıştığı yeter, değil mi Arif'im? Ayaklar çalışsın artık. Beyler, ben anladım abi. Biz kesinlikle doğaya aitiz. Bizi artık böyle bir serbest bıraksınlar, salsınlar da rahat edelim, değil mi? Şşş beyler, Ortega'da bir acayiplik sezinliyor musunuz? Bir zayıflık var. Evet abi, gerçekten ya. Adam resmen süzülmüş, bitmiş. Ben biliyorum oğlum. İdman eksikliği var herifte. Salacaksın danayı çayıra, ondan sonra kendine gelecek. Şşş beyler, bu dana yavrusuna biraz kondisyon yükleyelim biz. Yükleyin abi, yükleyin. Sanatımı görün, sanatımı görün. Öyle mi? Göreceğiz sanatını. Arkadaşlar o zaman takımları kuruyorum. Kur baba. Kopil kardeşim yanındayım her zamanki gibi. Tamam. Siz ikinizsiniz abi. Mustafa Onur bize geliyor. Beton da bizde. Gerisini de siz paylaşın abi. Ya beyler, aslında ben beton sahada oynamamalıyım ama... arkadaşlarım için tabii son bir maç yapacağım değil mi? Öyle mi? Ama arkadaşlar daha sözleşme imzalamadım. Ona göre biraz yavaş davranacaksınız. Çünkü imzalamadan sakata çıkmayalım, öyle değil mi arkadaşlarım ya? Arkadaşım, istersen artık böyle boş muhabbetleri bırakalım da maçı neyine oynayacağız ona karar verin, değil mi? Şşş, alo, 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 karşında Fenerbahçeli bir futbolcunun olduğunu sakın unutma. Hadi be abi, sahada konuşalım be. Hadi ayaklar çalışsın. Hadi, 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 Tamam hayatım. Zaten okula hocasıyla görüşmeye gidiyorum. Ne olup bittiğini iyice bir öğreneyim, sonra veririz kararımızı. Merak etme. Bursa'yı biraz gözü korksun diye söyledim. Benim de niyetim yok göndermeye. Neyse, okula varmak üzereyim. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.
Geçin be. Hadi. Sakın olun. Sakın olun. Ambulans! Çıla abi! Bir şey.